Bugün güzel bir haberim var sizlere. Bahçeşehir Üniversitesi'nde işveren markası dersi veriyorum yüksek lisans öğrencilerine. Ve bugün dersin ilk günü ve bunda bir anı olsun, bir hatıra olsun diye YouTube kanalıma paylaşayım dedim. Nasıl geçecek ben de çok merak ediyorum. Bugün tanışmayla geçer büyük bir kısmı. Daha sonrasında da işveren markasına ufaktan bir giriş yapmış oluruz. Şöyle sınıfı göstereyim, üniversiteyi göstereyim size. Nasıl bir yer olduğunu da burada paylaşayım. Hemen şöyle arkasını çevireyim. Ben sınıfları genel olarak beğendim. Hatta şuradan ışıklarını da açalım. Ben sınıfları genel olarak beğendim. Hem burada etkileşimli bir tahta var. Buraya yazı yazabiliyorsunuz. Burada bir ekran var. Teknolojik bir ekran. Aynı zamanda dokunmatik de bir ekran. Bu ekranı kullanacağız. Daha sonrasında hoca bölümü burası. Buraya bilgisayarımı, kahvemi vesaire bunları koydum. Buraya şöyle biraz yayıldım ama birazdan toparlarım. Göztepe kampüsü şöyle, manzaramız bu şekilde. Biraz daha soğutalım içeriği. Genel anlamda bu sınıfın durumu bu. Bu şekilde. Ben de tabii ki heyecanlıyım. İşveren markası konuşacağız. Bu dönemde çeşitli şirketlerden misafirleri bulacak işveren markası. İletişim gelip kendi yaşadıkları deneyimi buradaki arkadaşlara anlatmış olacaklar. Tabii onlardan beklentilerimiz bol bol vaka anlatmaları, bol bol yaptıkları aksiyon çalışmalarından bahsetmeleri. İşveren markasıyla neyi amaçlıyor aslında şirketler? Potansiyel yetenekleri şirkete çekmek, mevcut çalışanları ise şirkette tutmayı amaçlıyor. Ve bunun sonucunda tabii şirkete olan bağlılığı yükseltmek, çalışan bağlılığını arttırmayı amaçlıyor işveren markası. Güzel de bir konu, zevkli de bir konu. Hem güncel olması hoşuma gidiyor, hem aynı zamanda Türkiye'de hani son yıllarda da çok gündemde olan bir konu. Özellikle şirketler nezdinde. İşveren markasında ilk olarak hedefleri konuşacağız. İşveren markası yapılırken hangi hedef kriterleri belirlenmeli ve şirketler neyi amaçlamalı? Ufaktan bir workshop çalışmamız da olacak ve günü bu şekilde bitiririz diye düşünüyorum. Öyle, keyfim yerinde. Bu dönem dediğim gibi çeşitli şirketlerden konuklarım olacak. Bize işveren markası konusunda yaşadıkları deneyimleri anlatmalarını, gerçek vakaları anlatmalarını isteyeceğiz onlardan. İşveren markasını günden güne önemi artıyor. Şirketler hem mevcut çalışanlarını kaybediyorlar hem de potansiyel çalışanları, istedikleri yetenekleri şirkete çekmekte zorlanıyorlar. Bu noktada da başvurdukları yer işveren markası oluyor. Burada da benim yer alıyor olmam da benim açımdan da çok son derece güzel, son derece keyifli. Şimdi kapayım. Fırsat olursa tekrar açarım. Birkaç kelime daha ederim. Daha sonrasında kapatırım. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.